Taşdemir, şimdi okullar dediniz. Evet. Şimdi ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Evet. Bizim çocukluğumuzda çocuklar, bilgisayar çok güzel. Evet. Bütün dünyayı kucaklıyorsunuz. Hemen bir bilgiye bir tıkla ulaşabiliyorsunuz. Evet. Ama bir yandan da çocukları hareketsizliğini esire ediyorsunuz bilgisayarla. Evet. Evet. Biz çocukluğumuzda seksek oynardık, yakar top oynardık, saklambaç oynardık. Evet. Şimdi bunları maalesef çocuklar oynamıyorlar. Şimdi çocuklar tek başına cep telefonlarıyla oynuyorlar. Çocukların hareketi de herhalde çok önemli, evet, değil mi? Tabii çocukların hareketi önemli. Yani yeni tabloda belki bir şansımız şu olabilir. Dediğim gibi demin hani yeni şehirleşen bölgelerde işte siteler yapılıyor. Burada TOKİ, işte KİPTAŞ vesaire altyapıyı hazırlıyor. Diğer özeller de buna ayak uyduruyorlar. Orada bir standart oluşuyor. Çıta yükseliyor. Çocuk oynama alanları oluyor, bisiklet park alanları oluyor, bisiklet yolları, yürüme yolları oluyor vesaire. Yani bir, oralarda bir şansımız var. İkincisi, okullarda bunun şeyini artırmak. Yani oranını artırmak, imkanları artırmak, tesisleri artırmak. Yani bilimsel çalışmalar var, ülkemizde de yapılmış olan. Yani tesis olan spor imkanlarının olduğu okullarda çocukların obezite oranları daha düşük, daha sağlıklı, daha çok hareket eden çocuklar var. Yani internet yine olacak, bilgisayar yine olacak ama önemli olan dengeyi sağlamak, onların oranını düşürmek. Dolayısıyla yani bu daha da büyük bir iş aslında. Yani Ankara'dan organize edilmesi gereken, yani bakanlıklar arası koordinasyonla yapılması gereken ama biz İstanbul'da yapmayı planlıyoruz. Evet. Son 6 dakikası içindeyiz. Peki. Obezite çok önemli olduğu, evet, ve yeni başladığı için ağırlığı ona verdim ama, evet, gündemde olan bir konu var. Özellikle damacana, evet, sularının kirliliği. Evet. Bu konuyla ilgili çok yayın oldu. Evet. Hala da haberler yapıyor. Ben sadece İstanbul'un Halk Sağlığı Müdürü olarak, siz vatandaşlara nasıl bir öneride bulunacaksınız? Kişiler çocuklarına içirdikleri suyun, kendi içtikleri suyun, yemeğe kattıkları suyun temiz olup olmadığı konusunda endişe taşıyor. Ne yapmalılar? Önerileriniz nedir? Evet, yani çok sık İstanbul'la ilgili özellikle gündeme geldi. Hı hı. Musluk suyunun temizliği vurgulanıyor. Ben bunu bir kere daha tekrar edebilirim burada. Yani ona güvenebiliriz. Belki bir damak tadı olarak, yani çok alıştık diğerlerine. O yüzden belki zorlanabiliriz ama yani ona hayatımızda daha fazla yer verebiliriz. Bir. İkincisi, diğer sular yani medyada yer aldığı kadar korkutucu bir tablo yok. Burada çalışmalar yapılıyor, yapılmış. Yani bizim son zamanda bu vesileyle, yani son zamanda basında yer alan vesile ile yaptığımız çalışmalar ile öncekiler arasında çok fazla bir fark yok. Yani biz burada birkaç tesisi faaliyetini durdurduğumuzda aynı anda birkaç tesisinde açılışına izin verdik. Yani bu denetimler yapılıyor. Bu konuda çok endişe etmeye gerek yok. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken şudur. Yani imalat noktasında hakikaten emin olabilirler. Düzgün işler yapılıyor, sağlam işler yapılıyor. Bu ben geldikten sonra ya da şimdi başlamış bir şey değil. Önceden de yapılan şeyler. Tabii piyasa, İstanbul büyük bir şehir. Piyasaya baktığınızda her türlü marka, yani Türkiye'nin her yerinden gelen ürünler var ve bunun işte satış koşulları, depolama koşulları ile ilgili bir takım eksiklikler olduğu görünüyor. Neye dikkat etmeli peki? Burada dikkat edilmesi gereken şeyler şu. Bakın, yani markalı ürün almak. Markalıdan kastım, hepsinde marka vardır ama, hı, yani etiketinde, kapağında, işte üstünde o kabartma şeklinde olan, yani bir taklit veya bir suistimal ile önlerine gelmiş bir ürün olmadığından emin olacak şekilde, yani orada o markanın işte ürünün her yerinde aynı olmasından emin olmalılar, dikkat etmeliler. Bir. İkincisi, onun üretim tarihine, işte son kullanma tarihine dikkat etmeliler. Bu olmadığında dahi bence, yani görünmüyorsa ondan da şüphelensinler. Silikse, okunmuyorsa ondan da şüphelensinler. Çünkü önlerine gelen bir şey imalat aşamasında düzgün çıkmış olabilir ama işte onu bir tüpçü tüplerle beraber taşıyorsa, sürtünerek işte onu bir altta bir üstte o şekilde götürüyorsa, odun taşır gibi, kömür taşır gibi, orada siliniyorsa o yine bir şeydir, sorundur. Yani buna dikkat etmek lazım. Çok kullanılmış damacanalardan uzak durmalarını yine tavsiye ederim. Yani çizilmiş, matlaşmış, işte suyun rengi de hatta değişmiş, efendim zedelenmiş yani bir şekilde. Yani olabildiğince yeni, daha sağlıklı görünen
ürünlerini tercih etmek. Evet. Ben bir de tabii sudan açıldı, bir de yüzüğümüz sulara da değinmenizi rica edeceğim. İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda özellikle vatandaşların, İstanbulluların gönül rahatlığıyla kendilerini ve ailelerini, çocuklarını denize sokabileceği yerler neresi, kıyılar hangileri? Burada çok rahat konuşabilirim. Çünkü yani tek tek saymaya gerek yok. Her yer diyebilirim. Hı hı. Burada düzenli olarak denetimler yapılıyor. İşte biz tanımlanan bir sezon var, yaz sezonu. Hı hı. O sezonun öncesinden başlayan çalışmalar var. İl yüzme suyu komisyonu var. İşte çeşitli kuruluşların, belediyenin de içinde olduğu, burada bunlarca belirlenmiş, yani bu komisyonca belirlenmiş noktalar var, yerler var, yüzme alanları var. Oralarla ilgili analizler yapılıyor. O sezon boyunca 15 günde bir yapılıyor. 80 yüzme alanı belirlenmiş durumda. 23 tane de kontrol noktası var, izleme noktası. Bu noktalar yüzme alanlarındaki su kalitesini etkileyecek dere vesaire gibi noktalardan ibarettir. Bütün bunlarda 15 günlük analizler yapılıyor ve bunlar yayınlanıyor. Anlık, yani anlık gibi yayınlanıyor. Hı hı. Girdiğinizde İstanbul Halk Sağlığı gov.tr sitesine girdiğinizde, tıkladığınızda o analiz sonuçlarını, son sonuçları görebilirsiniz. Yani birkaç gün öncesinin sonuçlarını görebilirsiniz. Bunlara baktığımızda şu anda sakıncalı hiçbir yer yok. Bir yerde bir küçük sorun olmuştu. O da yapılan çalışma sonucunda düzeltildi, işte belediye vesaire çalışmasıyla. Orada bir sakınca yok. Şu anda yasaklı bir yer yok. O zaman vurgu yaptığınız şey İstanbul Halk Sağlığı gov.tr adresinden vatandaşlar hangi kıyıdan denize giriyorsa görebilirler. Yani hangi parametre ne kadar işte ne kadar mikrop ölmüş, onları da iyi görebilirler. Artık sizle ilgili bölümün tamamen sonuna geldik ama çok önemli bir konu daha var. Evet. Sigara, kapalı alanlarda sigara yasakları. Şimdi ben gittiğim mekanlarda aslında sigara yasaklarının zaman zaman ihlal edildiğini maalesef ki görüyorum. Sigara yasağına uyum ilk günlerdeki gibi değil. Sizin İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak yaptığınız denetimlerde elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir? Ve en son bir de şu mesajınızla ben programın sizinle ilgili bölümünü kapatmak istiyorum. Kime şikayet edeceğiz? Evet. Ama bir sonuç alabilmek için şikayet etmemiz de gerekiyor. Evet, evet tabii. Aslında ilk zamanlardaki kadar iyi değil, sıkı değil dediniz, ona katılmıyorum çok. Yani sizin gözleminiz olarak kabul ediyorum onu. Öyle değil, bizim çalışmalarımız öyle göstermiyor. Çünkü ilk zamanlarda işte denetimler yoktu, başladı. Ama şimdi devam ediyor, eskisi gibi gürültülü olmuyor, görüntülü olmuyor. Bunlar devam ediyor. Gece yarıları bir yerlerde birileri geziyor. Denetimleri bazen demedim. Mekanlarda içilmesini söyledim. İşte ama denetimlerde oralar denetleniyor. Yani ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani sizin içiliyor dediğiniz yerlere gidiliyor. Oralara da işlem yapılıyor. Bu bazen bir ekibin içinde vali muavini oluyor. Bazen işte halk sağlığı müdürü oluyor. Bazen müdür yardımcısı, ama yani biz bu işleri takip ediyoruz. Gece yarılarına kadar yaptığımız denetimler oluyor ve yani çok adı çıkmış yerlerden her yere giriyoruz. Şimdi ortada istatistikler var. Yani nerelere gidilmiş, ne kadar işletme var, uygunsuzluk oranı nedir? Yani %4'ler civarında bir şey var. İhlalden söz edebiliriz. Böyle mekanları düşündüğümüzde. Bunların bir kısmı gerçekten temiz. Yani böyle şey, artık o işi bitirmiş yerler var. Belki bir beyaz bayrak gibi bir şey, hani asılabilecek yerler. Ama bir de tekerrür eden, işte ihlallerin tekerrür ettiği yerler var. Ama bu denetimler sürüyor. Bir şey daha söyleyeyim, o da çok sevindirici. Yani ben işe başladığımda görmekten mutlu oldum. Yani hiçbir yer bize bunu savunmuyor. Yani mekan sahipleri mesela, ya işte gece belli bir saatten sonra işte alkol alınca insanlar, işte zapt edemiyorsunuz, mutlaka kaçak oluyor, biz de tedbirimizi alıyoruz diyorlar. Böyle bir irade, böyle bir şuur, böyle bir farkındalık gelişmiş durumda. Eskiyi düşündüğümüzde çok daha iyi bir durumdayız. Ama özellikle yani başta başbakanımız olmak üzere, sayın bakanımız, şimdi sayın valimiz,
Bu konuda bir ciddi bir hassasiyet var. Yani aşırı diyebileceğim bir hassasiyet var. Bu konularda aşırılıktan söz edemem. Biz de medikal olarak, abinin sağlık programı evet, medikal evet, olarak zaten evet, bu evet, sigara kapalı alanlarda sigara içilme evet, yasağının yanındayız. Halk evet, sağlığı için, evet, sağ insanların sağlığı için. Süremizi açtık ama şunu sormak istiyorum. Bir şikayet sormuştunuz, onun evet, cevabını evet, verdim. Onu herhalde. Evet. Peki, şimdi şeylerde dahi, mesela taksilerde, diğer toplu taşıma araçlarında hı hı, dahi ve mekanlarda, her yerde biliyorsunuz bir şey olması lazım. Orada bir afiş, bir işte sigara içme yasağına dair bir ilan, duvarda bir afiş görmek durumundasınız. Onun ölçüleri belli vesaire. Orada şikayet edilecek yerler yazılır genellikle. Bu belediye olabilir, kaymakamlık olabilir, toplum sağlığı merkezi, bizim ilçe birimlerimiz, onlar olabilir. Numaralar var. Bizim sayfamızdan, İstanbul Sağlık Gov.tr'den, yine Sağlık Müdürlüğü'nün sayfasından nereden girseniz girin bir yol bulursunuz. Sonuçta bir de ben bu göreve başladığımda fark ettiğim bir şey var. Yani bir şikayet devlete nereden giderse gitsin, belki biraz dolaşarak ama sonunda doğru yeri buluyor. Mesela hı hı, belediyeye yönelik bir şikayet bize gelirse bizden belediyeye gidiyor. Hı hı. Ama belki bir günde gideceğine, üç günde gidiyor ama gidiyor. Elektronik ortamdaysa daha hızlı bunlar. Sonuçta yani edilsin. Vatandaşımızda bu şuur var. Şimdi cep telefonları var. İnsanlar hemen bir hı hı, fotoğraf çekiyorlar ve onu anında e-postayla gönderiyorlar. Böyle şeyler geliyor elimize ve bu da bizi sevindiriyor. Yollar açık, kanallar açık. Sen evet, Doçent Doktor Mustafa Taşdemir, çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. İstanbul'da özellikle yeni görevinizde size başarılar diliyorum. Çok büyük bir kent. İşiniz gerçekten yoğun. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Sizin desteğinizle, yani bu noktada ve bundan sonrasında medya olarak vereceğiniz ve şahsen sizin de özel olarak desteğinizle inşallah daha iyi işler yapabileceğiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var.